Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte bulutlu yeleği çalışacağız. Yeleğimiz 1,5-2 yaşa kadar olacak büyüklükte oldu. Yeleğimize arkadaşlar kullandığım benim şiş numaram şu şekilde misinalı şiş kullandım. 4 numaralı bir şiş. Eliniz çok gevşekse 3,5 numarada kullanabilirsiniz. Kullandığım ipim Alize Baby Best. Alize Baby Best'in mavi rengi. Aynı renk yapmak isteyenler için şu şekilde numaraları da burada. Bulutuma da aynı şekilde Alize Baby Best'in beyazını kullandım. Siyah ipimiz istediğiniz evinizde artan bir siyah ip de olabilir. Bunlar işlemek için iğneye ihtiyacımız var bir de. 5 tane düğmeye ihtiyacımız var. 5 düğme iliği açtım ben. Yeleğimiz yandan düğmeli. Tüm ayrıntılarıyla anlattım. Robadan başlıyoruz. Robasını bitirdikten sonra alt bedenini iniyoruz. Sonra düğmelerimizi dikip bulutumuzu yapıp işlemelerimizle tamamlıyoruz. Kullandığım ip sayım bir tane Alize Baby Best bitirdim. İkinciden de yarım denmeyecek kadar ip kullandım. Yani bir ip açtım. İkinciden de biraz kullandım arkadaşlar. Bu şekilde başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Bu şekilde yeleğimizi yapmaya başlayabiliriz. Tüm ayrıntılarıyla anlattım. Videonun sonunda bulutun nasıl yapıldığını, şu işlemeleri gösterdim. Yani yeleği robasından bitimine kadar, bulutundan işlemesine kadar tüm ayrıntılarıyla anlattım arkadaşlar. Şimdi birlikte yeleğimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet, yeleğimize 78 tane ilmek atarak başladım arkadaşlar. Siz de 78 ilmeğinizi atın ve 1, 2, 3, 4. 4 haroşa sırası olana kadar, bakın düzden de 4 haroşa sırası, tersten de 4 haroşa sırası olana kadar haroşalarınızı örün ve gelin. Ben 78 ilmeğimin üzerine 4 haroşamı ördüm, geldim, yeleğimin düz tarafındayım. Şimdi ayrımlarını yaptım ben arkadaşlar. Yeleğin roba artışlarını yapmaya başlayacağız artık 4 haroşa sırasından sonra. Ayrımlarımızın sayılarını da böyle ilmek ayraçları takarak belirledim. Siz de böyle ilmek ayraçları takabilir ya da farklı renkte ilmek ayracınız yoksa farklı renkte araya ipler bağlayarak ayrımları yapabilirsiniz. Şimdi sayılarımızı söyleyelim. Burada baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz her zaman haroşa örülecek. Bunlar pat kısımlarımız, yani düğme ilik açacağımız ve düğme dikeceğimiz kısımlarımız arkadaşlar. Sonra kol, arka, diğer kol, ön şeklinde sayılarımızı ayırdık. Aradaki 3 artırma ilmeklerimiz var. Sayılarımız şu şekilde: 7 tane haroşa pat kısmımız, 7 haroşamı, 7 ilmeğimi saydım, ayracımı taktım. 11 tane kol ilmeğimiz var. 11 kol ilmeğini saydım, ayracımı taktım. Araya artırmalarımız için ayırdığım 3 ilmeğimi saydım ve ayracımı taktım. 3 ilmeğimden sonra arka beden ilmekleri 18 ilmek olarak ayırdım, ayracımı taktım. Yine araya 3 tane ilmek saydım, ayracımı taktım. Tekrar kol ilmeği 11 ilmek olarak saydım, ayraç. Araya 3 tane artırma ilmeğimiz, ayraç ve 15 tane yeleğin ön kısmı için ilmek ayırdım, ayraç taktım ve son 7 ilmeğimi de kalan 7 ilmeğim oldu. Bu şekilde sayıları ayırabilirsiniz. 7, 11, 3, 18, 3, 11, 3, 15 ve 7 şeklinde siz de ayraçlarınızı takın ve şimdi artırmalarımıza başlayabiliriz. Yeleğimizin düz tarafındayım. Şimdi buradaki sayılar sizi şaşırtmasın. Normal yelekler gibi değil. Yandan düğmeli olduğu için neden ön sayıları böyle ya da ön neden burada falan demeyin, şaşırmayın. Ön kısmımız bu ilmeklerimiz, bu 15 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Bu yelek bu şekilde ayrılıyor. Şimdi artırmalarımıza başlayabiliriz. 7 haroşamızı önce örüyoruz. Ben haroşayı önden de düz, arkadan da düz olarak örüyorum. Siz her iki taraftan da ters ilmekler olarak örüyorsanız o şekilde de olur, sıkıntı değil. Şimdi de ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bitirirken ilmeğimi örerek bitirdim arkadaşlar. Şu son ilmeğimizi örerek bitiriyoruz.
örerek örüyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde örmeden alıyoruz ki böyle diş diş olsun diye buraları. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 saydım onu 1. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı sağ şişime aldım, sol şişimden hemen bir artırma yaptım. Yani bir dolama yaptık. Ajur şeklinde yapıyoruz dolamalarımızı. Doladım. 11 tane kol ilmeğim var. Bunları 7 ilmeği haroşa örmüştük. Kol ilmeklerimizi düz örgüler olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 düz örgüler olarak ilmeklerimi ördüm. Arka ilmeklerimizi ve kol ön ilmeklerimizi düz tarafından düz, ters tarafından ters olarak öreceğiz. Aradaki bu 3 ilmeklerimizi de yine haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Artırma ilmeklerimizi de yine düz tarafından düz, ters tarafından ters olarak öreceğiz. Şimdi 7 haroşamızı ördük. 11 ilmeğimizi düz ördük. Hemen bir yine dolama yaptım, yani artırdım. Ayracımı aldım sağ şişime. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3. Ayracımı sağ şişime aldım. Yine aradaki 3 ilmeğim iki ayracın arasında kaldı bakın. Tekrar dolamamı yaptım. Şimdi arka beden ilmeklerini, yani 18 ilmeği öreceğiz düz ilmekler olarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 ilmeğimi düz ilmekler olarak ördüm. Dolamamı yaptım. Ayracımı sağ şişime aldım. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3. Ayracımı aldım sağ şişime. Hemen 3 ilmeğimin sağında artırma yaptım. Solundaki artırmamı da yaptım. Şişime doladım. Şimdi diğer kolum için olan 11 ilmeğimi düz ilmekler olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğimin sağındaki artırmamı, dolamamı yaptım yani. Ayracımı aldım. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 ayracımı aldım. 3 ilmeğimin solundaki artırmamı da yaptım ve ön ilmekler olan 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 ilmeğimi ördüm. Dolamamı yaptım. Ayracımı sağ şişime aldım doladıktan sonra ve 7 haroşamı örüyorum. Şimdi burada düğme iliği açacağız arkadaşlar. Bu 7 ilmeğimizin üzerine düğme iliği, ilk düğme iliğimizi açacağız. 1 2 tane haroşa ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte ördüm. Doladım ve kalan 3 ilmeğimi haroşa olarak yine örüyorum. Yani burada şu doladığımız bizim düğme iliğimiz olacak. Yine 7 tane ilmeğimiz oldu. Son ilmeğimi örerek bitirdim gördüğünüz gibi. Ve ilk artırma sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi tersine dönüyoruz. Bir de kaç sırada bir düğme iliği açacaksınız. Her 12 haroşa sırasında bir düğme iliği açacaksınız. Toplamda 5 tane ilik açacağız arkadaşlar. Şimdi buradan sonra sayacaksınız. 12 haroşa, bu düğme iliğinden sonraki haroşa sıralarınızı sayacaksınız. 12 haroşa sırası olduğunda ikinci düğme iliğinizi aynı bu gösterdiğim gibi buradaki gibi açacaksınız.
tersine dönüyoruz. Tersinde artırma yok, dolama yok. Dolamalarımızı düzünden yapıyoruz arkadaşlar. Tersinde baştaki ve sondaki 7 ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Aradaki bu 3 ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Şöyle şunları. Kalan diğer tüm ilmekleri dolamalarımızda dahil ters olarak örüyoruz. Hiçbir artırma, eksiltme yapmıyoruz. Başlayalım. 7 haroşamızı örelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 haroşamı ördüm. Ayracımı sağ şişime aldım. Doladığım ilmekle birlikte ters ilmekler olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve doladığım ilmekle birlikte 17. Gördüğünüz gibi ön sayımız demin 15'ti. Sağından ve solundan artırmalar yapınca ön 2 sayı arttı, 17'ye çıktı arkadaşlar. Şimdi ters ilmeklerimi ördüm. 17 ilmeğimi ayracımı aldım. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 ayracımı aldım. Şimdi kol ilmeklerimi örüyorum artırmalarımla birlikte. Bu şekilde ters ilmekler olarak örüyoruz. Ayracımıza kadar ters örüyoruz. Artırdığımız ilmek de içinde dahil. Bakın bu şekilde. Ayracımızı alıyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi, 2 ayrac arasındaki 3 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Ayracımızı alıyoruz. Yine arka beden ilmeklerini ters olarak örüyoruz. Ayracımıza kadar ters örelim ilmeklerimizi. Ayracımızı gördük. Sağ şişimize alıyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ayracımı tekrar alıyorum. Diğer kol ilmeklerimi ters olarak ayracıma kadar örüyorum. Şuradaki artırmayı kaçırmışım. Artırdığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ayracımı alıyorum ve son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve tersten de sıramı tamamlıyorum. Düz tarafına dönüyorum. İkinci artırma sıramız için düz tarafıyla devam ediyoruz. Döndük düz tarafına. Yedi haroşamızı örerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 düz tarafından artırmalarımızı yapıyorduk. Şimdi artık burada bu ayraçlarımıza ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Çünkü şu şekilde ajur şeklinde yaptığımız için boşluklar çok belli oluyor. Artırma yerlerimiz çok belli zaten. Şimdi burada bu baştaki ve sondaki 7 ilmeğimiz sabit. Hiç sayısı artmayacak. Aradaki bu sağından ve solundan artırma yaptığımız, dolama yaptığımız 3 ilmeklerimiz de sabit. Bunlar da hiç artmayacak. Sadece sağından ve solundan hepsinin dolamalarımızı, artırmalarımızı yapacağız. Bunlar sabit. Bu 3 ilmeklerimiz ve 7 haroşalarımız, baştaki ve sondaki. Bizim artan ilmeklerimiz
kol ilmeklerimiz, arka ilmeklerimiz ve ön ilmeklerimiz olacak. Kol ilmeklerimiz her ön sırada artırma yaptığımızda 2 ilmek, arka ilmeklerimiz yine 2 ilmek ve ön ilmeğimiz her artırmada 2 ilmek artacak. Yani demin ne yapmıştık mesela? 15 ön ilmeğimiz vardı. 2 ilmek artarak 17'ye çıktı. Şimdi yine ön yüzden artırma yaptığımızda 17 ilmeğimiz 2 ilmek artacak ve 19 ilmeğe çıkacak. Bu şekilde. Dediğim gibi bu aradaki 3 ilmeklerimiz sabit. Baştaki ve sondaki 7 ilmeklerimiz sabit. Hiç artmayacak. Zaten artırma yerlerimiz de çok belli oldu artık. 3, 6, 7 haroşamı ördüm. 7 haroşamdan sonra hemen artırmamı yaptım. Bu baştaki ve sondaki 7 haroşamızdan sonra hemen artırmalarımız, dolamalarımız var arkadaşlar zaten. 7 haroşamdan sonra bir dolamamı yaptım ve kol ilmeklerimi örüyorum. Düz tarafında olduğum için düz ilmek örüyorum. Başta 11 ilmek vardı kolda. İlk artırma sıramızda 13'e çıktı. Şimdiki artırma sıramızdaysa kol ilmeklerimiz 2 ilmek artarak 15 ilmeğe çıkacak arkadaşlar. Burada. Evet. Aradaki 3 haroşamı gördüm. Hemen dolamamı yaptım. 3 haroşamızın sağından ve solundan artırmamızı yapıyoruz. Doladım. Aradaki 3 haroşamı ördüm. 3 haroşamdan sonraki sol tarafındaki dolamamı da yaptım ve arka beden ilmeklerini örüyorum. Arka beden ilmeklerimizde ilk başta 18'di. İlk birinci sıra artırmamızda 20'ye çıktı. Şimdi 22 ilmek olarak devam edecek bu sıradaki artırmalarımızla. 3 haroşama kadar örüyorum arka beden ilmeklerimi. Düz ilmekler olarak 3 haroşamı gördüm. Aradaki hemen dolamamı yaptım. 3 haroşamın sağındaki dolamamı yaptım. 3 haroşayı ördüm ve solundaki dolamayı yapıp diğer kol ilmeklerine geldim. Kol ilmeklerimi örüyorum. 3 haroşa ilmeğimi görene kadar. Üç haroşamı gördüm. Hemen sağındaki dolamamı yaptım. Üç haroşamı ördüm. Solundaki dolamayı yaptım ve ön ilmeklerimi örmek için geldim. Ön ilmeklerimi örüyorum. 7 haroşama kadar. 7 haroşamı görünce yine dolamayı yapıp artırmayı yapıp yani 7 haroşamı da örüp ikinci sıra artırmamı da tamamlamış olacağım. Evet, 7 haroşamı gördüm ve artırmamı yaptım. 7 haroşamı örerek ikinci artırma sıramı da bitirip bu şekilde devam ediyorum. Bakın çok belli artık zaten. Şöyle ajur sıralarımız çok belli. Ters tarafına dönüyoruz. Şurası da düğme iliğimiz arkadaşlar. Demiştim her 12 haroşa sırasında bir diye. Bakın birinci haroşa sıramız oluşmuş düğme iliğimizden sonra. Ters tarafında devam ediyoruz. 7 haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters tarafında hiçbir artırma yok. Ne yapıyorduk ters tarafında? Baştaki ve sondaki 7 ilmeklerimizi haroşa, aradaki 3 ilmeklerimizi haroşa ve kalan diğer tüm ilmeklerimizi artırdığımız ilmekler de dahil ters örgüler olarak örüyoruz. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artırdığım ilmeğimi ters örgü örerek başladım. Aradaki 3 haroşama kadar
tüm ilmeklerimi ters örüyorum şimdi. Son artırdığım ilmeğimi de gördüm, ters ördüm ve aradaki 3 haroşamı gördüm. Hemen onları haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 haroşamı ördüm. Yine artırdığım ilmeğimi gördüm. Onu ters örerek başlıyorum ve diğer 3 haroşamı görene kadar yine ters örgüler örüyorum. Artırdığım ilmeğim de dahil yine ters örgü olarak ördüm ve 3 haroşamı gördüm. 1, 2, 3 haroşa ördüm ve ters örgüler olarak yine ilmeklerimi diğer 3 haroşama kadar örüyorum. Evet, tüm ilmeklerimi yine artırdığım ilmeğimde dahil ters ördüm ve 3 haroşamı yine gördüm. 1, 2, 3 haroşamı ördüm ve şimdi son 7 haroşama kadar tüm ilmeklerimi yine ters örüyorum. Artırdığım ilmeklerim de dahil. Gördüğünüz gibi sadece aralardaki o 3 ilmeklerimizi haroşa ördük ve baştaki ve sondaki 7 ilmeklerimizi haroşa ördük. Kalanların hepsi ters. 7 haroşamı gördüm ve onları haroşa olarak örüp tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi düz tarafına dönüyoruz. 3. artırma sıramız için devam ediyoruz. Baştaki 7 haroşamızı yine örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen 7 haroşamdan sonraki artırmamı yapıyorum. Ve kol ilmeklerimi aradaki 3 haroşama kadar örüyorum. Artırmamı yaptım. Kol ilmeklerimi düz ilmekler olarak düz tarafında olduğum için 3 haroşamı görene kadar düz ilmekler örüyorum. Bakın zaten artırdığım yerde çok belli oluyor. Hemen orada artırmamızı yapıyoruz. Yani şu 3 haroşamızı görünce hemen sağındaki artırmamı yapıyorum. 3 haroşamı haroşa olarak örüyorum. Yine 1, 2, 3 ve 3 haroşamı ördükten sonra solundaki artırmamı da yapıp hemen arka beden ilmeklerini düz olarak örmeye başlıyorum. Yapımı çok kolay. Zaten ajurlu olduğu için, böyle delik delik göründüğü için artırma yerlerimiz de çok belli. Aradaki 3 haroşamız da zaten bizim ne zaman artırma yapacağımızı hemen belli ediyor arkadaşlar. Hiç ayrıca falan gerek kalmıyor. Şimdi yine 3 haroşamı görene kadar ben ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 haroşamı görünce hemen artırmamı sağından ve 3 haroşamın solundan yapıyorum. Bakın gördüm yine. Şöyle doladım. 3 haroşamı örüyorum. 1, 2, 3. Ördükten sonra solundan 3 haroşanın solundan olan artırmamı da yapıyorum ve yine düz ilmeklerimi örüyorum. Gördüm 3 haroşamı. Hemen sağındaki artırmayı yapıyorum. Örüyorum 3 haroşamı. 1, 2, 3 ve 3 haroşamdan sonraki soldaki artırmayı da yapıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Son 7 ilmeğime, son 7 haroşama kadar düz olarak örüyorum.
Evet, son 7 haroşamı gördüm. Dolamamı yaptım ve 7 haroşamı örerek 3. sıra artırmalarımı da düz taraftan bitirmiş oldum. Bu şekilde. Bakın 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu. Yani 3 artırma yapmış olduk. Ters tarafına dönüyoruz. Yine hiçbir artırma yapmadan baştaki ve sondaki 7 haroşamızı haroşa, aradaki 3 ilmeklerimizi haroşa, kalan diğer tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 7 haroşamı ördüm. Ve ters ilmeklerime başlıyorum 7 haroşamdan sonra. Artırdığım ilmeğim de dahil içinde 1, 2 bu şekilde ters ilmekler örüyorum. Nereye kadar? Aradaki 3 haroşamı görene kadar. Artırdığım ilmeğimi yine ters olarak tamamladım ve aradaki 3 ilmek haroşamı gördüm. 1, 2, 3 haroşa olarak ördüm bu 3 ilmeğimi. Yine ters ilmekler olarak devam ediyorum. Bu şekilde yine 3 ilmeğime kadar ters örüyorum. 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Tekrar aradaki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Buradaki 3 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Tekrar son 7 haroşama kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Şurada artırdığım ilmeğim de dahil ters örüyorum. Yani son 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar düz tarafına dönüyorum. Ve artırmalarıma 4. artırma sıram olarak devam ediyorum. Yine aynısı gibi arkadaşlar. 7 haroşamızı örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Hemen 7 haroşamızdan 7 haroşalarımızdan sonra önce mutlaka artırmamız var. Bunları unutmayalım. Zaten yerleri çok belli. Artırmamızı yapıyoruz 7 haroşamızdan sonra. Kol ilmeklerimizi örüyoruz. 3 haroşamızı görene kadar 3 haroşamızı görünce hemen sağından bir artırma, 3 haroşa, solundan bir artırma ve arka beden ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar yine 3 haroşamızı görüyoruz. Sağından bir artırma, solundan bir artırma, 3 haroşayı örerek bu şekilde diğer kol ilmeklerini örüyoruz. Yine 3 haroşamı görünce sağından bir artırma, solundan bir artırma ve ön ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Son 7 ilmeğimizi görünce hemen burada bir yine artırmamızı yapıyoruz. 7 haroşamızı örüyoruz. Ve 4. sıra artırmamızı da tamamlamış oluyoruz. Tersten yine baştaki ve sondaki ilmekler haroşa, aradaki 3'er ilmeğimiz haroşa, geri kalan ilmeklerimiz ters olarak hiçbir artırma yapmadan ters ilmeklerimizi örüyoruz ve 5. sıra artırmalarımız için geliyoruz. Bu şekilde şu anda 3 sıra artırmamız oldu. Toplamda 17 kez artırma yapacağız. 1, 2, 3. Bakın bunun gibi 17 artırma ajurumuz olacak. Sonra artık geleceğiz. Şimdi ben gösterdiğim gibi 17 sıra artırmamı yapıyorum ve geliyorum. Evet, şimdi 17 kez artırmamı yaptım, geldim arkadaşlar. Şurada tam 17 kez artırma yaptık, tamamladım, geldim. Şimdi artırmalarımıza devam edeceğiz ve artırmalarımıza devam ederken kol haroşalarımızı öreceğiz arkadaşlar. Birlikte yapalım. Burada 12 haroşa sıram olunca ikinci düğme iliğimi de açtım. Şimdi 17. artırmamı düz yüzden yaptım, ters taraftan ördüm ve düz tarafına geldim 18. sıra artırmam için. Bu sırada da 18. sıra artırmamızı yaparken de kol ilmeklerimizi artık haroşa örmeye başlayacağız. Şimdi şurası 7 haroşamız arkadaşlar. Şuradan şimdi öreceğimiz yer şu kol. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle yandan düğmeli olduğu için. Bakın burası yeleğimizin ön bedeni, şurası. Şurası yeleğimizin kolu.
şu iki kısım, şurasıyla şurası. Şurası ön bedeni. Şimdi biz 7 haroşamızı öreceğiz. Kolumuzu haroşa örerek başlayacağız. Bir yandan da yine artırmalarımıza, dolamalarımıza devam edeceğiz. Şimdi 7 haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her zaman yaptığım gibi yine doluyorum, artırmamı yapıyorum ve kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ben haroşayı düz taraftan da düz, ters taraftan da ters, pardon, düz olarak ördüğüm için, yani iki taraftan da düz ilmekler örerek haroşa oluşturduğum için, şimdi bu sıramda birinci haroşa sıram daha oluşmayacak. Eğer sizinki, siz haroşayı düz taraftan da ters, ters taraftan da ters şekilde oluşturuyorsanız, sizin burada birinci sıranız oluşacaktır. Ben ters taraftayken haroşamın birinci sırası olacak, ama yine ben kol ilmeklerimi haroşa öreceğim şimdi. 7 patımın haroşasını ördüm, doladım. Şimdi kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyoruz. Aradaki 3 haroşa ilmeğimize kadar buradaki ilmeklerimizi haroşa örelim. Yani düz ilmek örmüyoruz burayı. Şu anda. Evet, tüm ilmeklerimi, koldaki, bu kolumdaki tüm ilmeklerimi haroşa ördüm. Geldim, 3 haroşamı gördüm. Hemen artırmamı yaptım. 3 haroşa ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu taraftaki artırmamı da yaptım ve arka beden ilmeklerini şimdi düz olarak örüyoruz. Düz ilmekler olarak örüyoruz. Sadece kolları haroşa öreceğiz, iki kol arkadaşlar. Arka beden ilmekleri buradaki 3 haroşama kadar düz ilmekler olarak öreyim, geleyim. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm, geldim. 3 haroşama kadar geldim. Hemen artırmamı yaptım. 1, 2, 3 haroşamı ördüm. Tekrar diğer taraftaki artırmamı yaptım. Şimdi diğer kolumuz burası arkadaşlar. Şurası ön demiştik. Şurası diğer kolumuz. Aynı bu kolumuzu ördüğümüz gibi bu kol ilmeklerimizi de yine haroşa olarak örelim. Şuraya kadar, yine 3 haroşamıza kadar kol ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet, kol ilmeklerimi haroşa olarak ördüm, geldim. Şimdi ön beden ilmeklerimi öreceğim, artırmalarımı yapıp doladım. Aradaki 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar diğer taraftaki artırmamı yapıyorum ve şimdi ön bedenin, yeleğimizin ön bedeninin ilmeklerini düz ilmekler olarak örelim. Düz ilmeklerimizi örelim. Son 7 haroşamıza gelelim. Son 7 haroşamızdan önceki şuradaki artırmamızı da yapalım. 7 haroşamızı örüp ters tarafı için gelelim. Ördüm, geldim. Buradaki artırmamı yaptım. 7 haroşamı ördüm. Ters tarafına dönüyoruz söylediğim gibi. Şimdi yine 7 tane haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buralar, şimdi burası ön beden ilmeklerimiz. Bu ön beden ilmeklerimizi ters tarafında olduğumuz için ters örüyoruz.
Yine her zamanki gibi. Artık sadece kollarımızı haroşa öreceğiz zaten. Ön beden ve arka beden ilmeklerimiz haroşa olur. Düzden düz, tersten ters olarak yine aynısı gibi devam edecek. Bu artırma sıralarımızda, bu 18. 19. ve 20. artırma sıramızda sadece kol ilmeklerimiz haroşa örülecek arkadaşlar. Başka hiçbir fark yok. Kol ilmeklerimizin haroşa sayısı 3 haroşa sırası olana kadar artırmalarımıza devam edeceğiz. Toplamda yani 20 artırma olacak ve artırmalarımızı tamamlayıp kol kesimlerine başlayacağız. Şimdi bu ters tarafından ördüğüm zaman diğer düz tarafından 19. artırma sıramıza geçeceğiz. Evet, ters tarafından aradaki 3 haroşama geldim. Tüm ön ilmeklerin hepsini ters ördüm. 3 haroşama geldim. 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi kol ilmeklerime geldim yine. Aynı demin yaptığım gibi haroşa öreceğim. Ben iki taraftan da düz ilmekler olarak ördüğüm için söylediğim gibi benim birinci haroşa sıram şimdi daha yeni oluşmaya başladı. Dediğim gibi siz iki taraftan da ters ilmekler olarak örüyorsanız haroşayı, sizin demin birinci sıranız oluştu. Orada da kafa karışıklığı olmasın. Yani fark etmiyor. Şimdi bakın, burada benim birinci haroşa sıram oluştu. Bu haroşa sırasından 3 sıra olacak kolumuzda. Evet, kol ilmeklerimi haroşa olarak yine örüyorum. Aradaki 3 haroşa ilmeğimi görene kadar, yani artırma ilmeğimi de ördükten sonra o 3 haroşa ilmeğime kadar, şimdi bütün ilmeklerimizi, koldaki ilmeklerimizi haroşa örüyoruz yine. Evet, bütün kol ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi aradaki 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi arka beden ilmeklerime geldim. Arka beden ilmeklerim haroşa değil, söylediğim gibi. Ön ve arka beden ilmeklerimiz haroşa değil. Ters tarafında olduğumuz için arka beden ilmeklerimi ters ilmekler olarak örüyorum. Buraya kadar hep yaptığım gibi yani. Dediğim gibi tek fark kollarını haroşa örüyoruz arkadaşlar. Yine aynısı gibi düz taraftan artırmalara devam ediyoruz. Ters taraftan ters örgülerimizi ters, haroşalarımızı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi arka beden ilmeklerini ben öreyim, geleyim şu 3 haroşama kadar tekrar gelelim. Evet, arka beden ilmeklerimi tamamladım, geldim, 3 haroşamı gördüm. Onları haroşa olarak yine örüyorum. 1 2 3. Şimdi kol ilmeklerime geldim. Yine burası kol ilmeklerim. Yine burayı haroşa olarak örelim. Son 7 ilmeğe kadar tüm ilmeklerimizi şuraya kadar haroşa örüp gelelim. Son 7 ilmeğimizi de haroşa örelim. Tekrar düz tarafı için gelelim. Tamamladım ters tarafından. Tekrardan düz tarafına döndüm. Bakın, dediğim gibi benim birinci haroşa sıram oluştu. Burası bir kolu, şu arka bedeni, şu diğer kolu. Bakın, kollarındaki haroşa sıralarımın birincisi oluştu. Şimdi tekrar yine kolumuzu haroşa, arka bedeni düz, diğer kolumuzu yine haroşa, ön bedeni düz şeklinde öreceğiz ve 19. artırma sıramızı da aynı zamanda yapacağız. Başlayalım. 7 tane haroşamızı yine baştan örüyoruz. 3 4 5 6 7 7 haroşamı ördüm. Buradaki dolamamı yaptım.
Kol için olan ilmeklerimi şimdi yine haroşa ilmekler olarak örüyorum. Şu 3 haroşama kadar örüyorum, geliyorum. Kol ilmeklerimi haroşa olarak. Ördüm tüm kol ilmeklerimi haroşa olarak. Şimdi ortadaki 3 haroşamı gördüm. Artırmamı, dolamamı yaptım. 1 2 3 haroşamı ördüm. Tekrar 3 haroşanın diğer tarafındaki artırmamı da yaptım. Şimdi arka beden ilmeklerini düz ilmekler olarak, düz tarafında olduğumuz için düz ilmekler olarak örüyoruz. Şuradaki 3 haroşamıza kadar örelim. Tekrar diğer kol için gelelim. Arka beden ilmeklerini de ördüm. Tekrar diğer koluma geldim. Şimdi burada yine artırmamı, ortadaki 3 haroşamı ve kol ilmeklerimi öreceğim. Hemen 3 haroşamı görünce artırmamı yaptım. Ortadaki 3 haroşamı örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar diğer taraftaki artırmamı yaptım. Şimdi kol ilmeklerimdeyim ve yine tüm kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şuradaki şuraya kadar yine 3 haroşamızı görene kadar yine kol ilmeklerimizi haroşa örelim, gelelim. Ördüm, geldim. Artırmamı yaptım. 3 haroşamı örüyorum. 1, 2, 3. Diğer taraftaki artırmamı yaptım. Ve şimdi yeleğin ön bedenini düz ilmekler olarak örüyoruz. 19. artırma sıramızı da yapmış olduk. Şimdi düz ilmekler olarak 7 haroşamızı görene kadar örüyoruz. 7 haroşamızı görünce burada yine artırmamızı yapıyoruz. 7 haroşamızı da örüyoruz, tamamlıyoruz ve ters tarafı için geliyoruz. Evet, ördüm, geldim. Ters tarafına dönüyorum. Ters tarafında yine 7 haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ön ilmeklerini örüyoruz. Ters tarafında olduğumuz için ön ilmeklerini ters örüyoruz. Ön ilmeklerini ters ördükten sonra aradaki 3 haroşamızı örüyoruz. Şimdi sonra kol ilmeklerine geliyoruz. Kol ilmeklerimizi geçince ön ilmeklerini örüp geliyorum. Evet, ön bedeni ters ilmekler olarak ördüm, geldim. 3 haroşamı ördüm. Şimdi kol ilmeklerime geldim. Birinci sıram oluşmuştu. Şimdi benim ikinci haroşa sıram oluşacak kollarda, ters taraftan haroşa örerken. Şimdi kol ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim, bakın. 1, 2 haroşa sıram oluştu. Bu şekilde bu kol kısmını 3 haroşama kadar haroşa örüyorum. Aradaki 3 haroşalarımı yine haroşa örüyorum. Arka beden kısmını ters ilmekler olarak örüyorum. 3 haroşamı haroşa olarak örüyorum. Son diğer kolumu haroşa olarak örüyorum. Ve son 7 haroşamı da örüyorum, tamamlıyorum. Düz tarafı için geliyorum. 20. artırma sıramız için düz tarafına geçeceğiz yani. Tamamladım, geldim ters tarafından düz tarafına dönüyoruz. Şimdi 20. artırma sıramızı yapacağız. Gördüğünüz gibi bu kolumuzda 2 haroşa sıramız oluştu. Ve bu kolumuzda da 2 haroşa sıramız oluştu. Şimdi yine aynı şekilde artırmalarımızı yapacağız. Yine aynı şekilde bu kolu ve şu kolu haroşa olarak öreceğiz. Son 20. artırma sıramızı da tamamlayacağız. Ve tersinden yine 3. haroşa sıralı kollardaki 3. haroşa sıralarımızı örmek üzere devam edeceğiz arkadaşlar. Yine aynısı gibi 7 haroşamızı örerek başlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Artırmamı yaptım. Kol ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Aradaki 3
haroşa sıramı, haroşa ilmeklerimi görene kadar haroşalarımı örüyorum. Kollarımdaki artırmamı yapıyorum. 3 haroşamı örüyorum. Tekrar yine bu taraftaki artırmamı yapıyorum. Arka beden için olan ilmeklerimi düz ilmekler olarak örüyorum ve 3 haroşamı yine görünce artırmalarımı sağında ve solunda yapıyorum. 3 haroşamı örüyorum. Tekrar kol ilmeklerime geliyorum. Yine kol ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum ve 3 haroşamı görünce yine sağında ve solunda artırmalarımı yapıp ön bedeni düz ilmekler olarak örüp son kez 7 haroşamı görünce son artırmamı da burada yapıyorum ve 7 haroşamı örüp 20. artırma sıramı da tamamlamış oluyorum ve ters tarafına yine örmek üzere geliyorum. Evet, 20. artırma sıramı da tamamladım. Geldim, kollarımı haroşa ördüm. Arka ve ön beden ilmeklerini düz ilmekler olarak ördüm. Ters tarafına şimdi döndüm. Artık artırmalarımız bitti. Şimdi ters tarafından yine aynısı gibi 7 haroşamızı örerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu şekilde ön beden ilmeklerini ters olarak örüyoruz. Aradaki 3 haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Kol ilmeklerini yine haroşa ilmekler olarak örüyoruz ve bakın şimdi benim ters tarafından ördüğüm zaman kolumdaki 3. haroşa sıramda oluşmuş olacak. Artırmalarımla birlikte 3. haroşa sıramda tamamlanmış olacak ve yine düz tarafından artık kol kesmelerimiz için geleceğiz. Düz tarafından öreceğiz. Tekrar ters tarafına dönünce kol kesmelerimizi yapacağız. Örerken daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi ön ilmeklerimizi ters örelim. 3 haroşamızı örelim. Kol ilmeklerimizi haroşa örelim. Arka beden ilmeklerimizi ters örelim. Aradaki 3 haroşamızı haroşa örelim. Son kol ilmeklerimizi de haroşa örelim. 7 haroşamızı örelim. Tamamlayalım tersinden ve düz tarafı için gelelim. Evet, ters tarafından ördüm, geldim, tamamladım düz tarafına. 3. haroşa sıralarımda benim bu şekilde oluştu. Şimdi artık ters tarafından kol kesmelerini yapacağız. Şimdi düz tarafındayız. Düz tarafında arkadaşlar hiçbir artırma yapmadan yine kollarımı haroşa, arka beden ilmeklerini düz, aradaki yine şu 3 haroşalarımı haroşa, ön beden ilmeklerimi düz, son 7 haroşamı haroşa olarak öreceğim. Hiçbir artırma yapmadan düz tarafından tamamlayacağım tüm ilmeklerimi. Söylediğim gibi ters tarafından kol kesmelerimizi yapmak üzere geleceğim. Evet, ön sıradan da söylediğim gibi ördüm geldim. Artık arka sıraya geçeceğiz ve bu iki kol haroşa kol, ya üst sıra haroşa ördüğüm kolları kesme yapacağız. Keseceğiz. Benim tersten keserken kollarda 4. haroşa sıramda oluşacak arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde yeleğimiz oluştu. Artık ters tarafından kol kesmelerine başlayabiliriz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada şu aradaki 3 haroşamız vardı ya, bu koldan önceki 3 haroşamızın 2 ilmeğini ön bedene katacağız. Yani bu 2 ilmeği kesmeyeceğiz. 3. ilmeği, bu 3 haroşanın şu 3. ilmeğini kola katacağız. Bu taraftan da kol kesmelerini yapıyoruz ve kolumuzun bu tarafındaki 3 haroşanın da yine ilk haroşasını kola katıyoruz. 2 haroşasını arka bedene katıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesme yapıyoruz. Aynı şekilde bu kolumuzda da aynı işlemi yapıyoruz. Bu 3 haroşa ilmeğin bir tanesini kola katıyoruz. 2 tanesini arka bedene katıyoruz. Burada da sona kadar 7 haroşamıza kadar kesme yapıyoruz ve 7 haroşamızı örerek tamamlayacağız. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 7 haroşamızı örelim. Yedi haroşamı ördüm. Ön beden ilmeklerini şuraya, yani şu 3 haroşa sırama kadar örüyorum, geliyorum. Şu 3 haroşa ilmeğimi görünce birlikte kesmelerimize başlayalım.
Evet, ön beden ilmeklerini ters olarak ördüm, geldim 3 haroşamı gördüm. Şimdi ne demiştik? Bu 3 ilmek haroşamızın 2 tanesini ters olarak örüyorum. Yine ve ön beden ilmeklerine katmış oldum. Ters olarak ördüm. Ters tarafındayım. Şimdi bir tanesini de kestiklerimin arasına katıyorum ve kol ilmeği olarak sayıyorum onu. Kesmeye başlıyorum. Bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde şu son 3 ilmeğimin 3. ilmeğiyle birlikte yanındaki ilmeği birlikte ördüm ve ilk kesmemi yaptım. Tekrar şişime takıyorum bu ilmeğimi. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte ördüm. Haroşa olarak örüyorum ben. Bu şekilde takıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Ne çok sıkıyorum bu ilmeklerimi ne de çok gevşek bırakıyorum. Çok sıkarsam kol büzük durur arkadaşlar, sımsıkı olur. Gevşek, çok gevşek bırakırsam da marul gibi şekil alır. O yüzden çok da sıkmıyorum da gevşek de bırakmıyorum. Bakın bu şekilde kol kesmelerimi yapıyorum. Böyle şöyle göstereyim, bakın bu şekilde kesiliyor kol ilmeklerimiz. Nereye kadar bu işlemi yapacağız? Yine şu 3 haroşa ilmeğimi görene kadar yapalım. Burayı birlikte yapalım. Evet, 3 haroşamı görene kadar bu şekilde kol ilmeklerimi gösterdiğim gibi kapattım, kestim. Şimdi bu 3 haroşamın bir tane ilmeğini kola katıyorduk. Onu da kesiyoruz. Bu 3 haroşanın 2 ilmeği kalıyor. Şöyle bir kez daha kesme yapmamız gerekiyor ki arkadaşlar bu ilmeği buraya takınca bu 3 haroşanın 2 ilmeği olmuş oluyor. Ve bu taraftaki kolumuzu tamamladık. Kestik, tamamladık. Şimdi arka beden ilmeklerini bu 2 ilmeği arka bedene katarak arka beden ilmeklerini ters örgüler olarak örüyorum. Bu 2 ilmeğin ikisini de ters örüyorum. Bakın bu şekilde arka beden ilmeklerimi de aradaki 3 haroşa ilmeğimi görene kadar ters örüyorum. 3 haroşa ilmeğimi gelince geliyorum. Ters örelim, gelelim. Ördüm, 3 haroşamı gördüm ve geldim. Ne yapıyorduk? Şimdi burası kol ilmeklerimiz. Bu kol ilmeklerimize 3 haroşamızın bir tanesini katıyoruz. Bu 2 tanesini de arka bedene katıyoruz. Yani bu 3 haroşanın ikisini ters örgü olarak örüyorum ve arka bedene katmış oluyorum. Evet, ördüm, 3 haroşamı gördüm. Ne yapıyorduk şimdi? 3 haroşamızın 2 ilmeğini bu arka bedene katıyoruz. Şu bir ilmeğini de kolumuza katıyoruz. Yani şimdi bu iki ilmeği ters olarak örüyorum ve arka bedene katmış oldum. Bir ilmeği de kolumu kesmeye başlayarak koluma katmış oluyorum. Bakın bununla bunu birlikte yine ördüm. İlk kesmemi yaptım. Yine diğer kolumda yaptığım gibi bu şekilde kesmelerimi yapıyorum. Nereye kadar yapacağız arkadaşlar? Buraya kadar, son 7 haroşamızı görene kadar tüm ilmeklerimizi keseceğiz. Burada birlikte devam edelim. Evet, 7 haroşamı görene kadar bu kolumdaki ilmeklerimi de kapattım, kestim, geldim. Şimdi burada 7 haroşamız kalacak. Şu son ilmeğimi de bu 7. haroşamla birlikte şöyle örünce, bunu da buraya takınca 3, 6, 7 tane ilmeğim yine burada kaldı. Kollarım kesildi. Ve bu 7 ilmeğimi de haroşa olarak yine örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Ve dönüyorum. Şöyle bakalım. Kollarımıza şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde kol kesmelerimiz tamamlandı. Şöyle şurası ön bedenimiz şu şekilde oldu. Şimdi düz tarafına dönüyoruz. Düz tarafından burada
Önce 7 haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradan bir tane artırma yapıyoruz. Şöyle, ben şöyle yapıyorum. Bakın şuradan aldım. Bildiğiniz başka artırma şekli varsa yapabilirsiniz. Bunun içinden ilmeğimi çıkardım bu şekilde. Bir tane artırma yaptım. Şimdi hiçbir artık işlem yapmadan düz ilmekler olarak örmeye devam ediyorum. 7 haroşamdan ve artırmamdan sonra arka beden ilmeklerimi düz ilmekler olarak örüyorum. Şu kol kesimime geldiğimde yine beraber örelim. Evet, ördüm, geldim yine bu kol için kestiğim ilmeklerimin yerine geldim. Yine buradan da aynısı gibi bir tane ilmek artırıyorum bu şekilde ve ön beden için olan ilmeklerimi düz ilmekler olarak son 7 haroşama kadar örüyorum. Son 7 haroşama kadar örüp 7 haroşama gelince orada yine göstereceğim arkadaşlar. Örelim, gelelim. Evet, ördüm, geldim, 7 haroşamı gördüm. Şimdi burada bir tane daha artırma yapalım. Bu ön bedeninin daha rahat olması için 7 haroşamı örmeden yine şuradan, pardon, şuradan şöyle bir ilmek daha çıkardım ve bir artırma yaptım. Şimdi 7 haroşamı da haroşa ilmek olarak örüyorum. Ve tamamlıyorum. Artık kollarımızı gördüğünüz gibi artırmalarımızı yaparak kapattık. Birleştirdik. Ön bedenimiz, kollarımız, arka beden ve diğer kolumuz olarak tamamladık. Şimdi artık hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar, baştaki ve bu baştaki 7 haroşamızı haroşa örerek, yani baştaki ve sondaki ilmekli 7 ilmeklerimizi haroşa örerek, ortadaki tüm ilmeklerimizi düz tarafından düz, ters tarafından ters örerek yeleğin alt bedenini öreceğiz. Artık hiçbir eksiltme, artırma, kesme işlemimiz kalmadı. Sonra şu şekilde şurada da birinci düğme iliğimizi açtık, ikinci düğme iliğimizi açtık. Her 12 haroşa sırasında bir de düğme iliklerimizi açmayı unutmayacağız. 5 tane düğme iliği açmış olacağız bunlarla birlikte. Yani 3 düğme iliği daha açmamız gerekiyor. Ve beden boyunu da 3 düğme iliğimi açıp bitirdikten sonra birkaç haroşa sırası daha örüp sonra alt bedenin haroşa sıralarını örerek tamamlayacağız. Şimdi ben 5. düğme iliğimi de açtıktan sonra beden boyunun ne kadar ördüğümü size söyleyeceğim. Söylediğim gibi 7 haroşalarımızı örüyorum. Tersinden ters, düzünden düz örerek ilmeklerimi örerek alt bedenimi tamamlıyorum ve geliyorum. Evet, alt bedenini ördüm, geldim. Sayısını söyleyeceğim demiştim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerini saydım. Şimdi 5 tane düğme iliği açacaktık. 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme iliğimi açtım. 5 düğme iliğimi açtıktan sonra 2 sıra daha haroşa sırası ördüm. Alt kısmı şu şekilde artık bitirirken önden düz, arkadan ters örmeyi bırakıp 5. düğme iliğimi açtıktan sonra 2 sıra haroşa sırası daha ördükten sonra şurada artık iki taraftan da haroşa örmeye başladım. Yani bu şekilde 3 sırada haroşa ördüm, geldim. Şuradan sayacak olursak, şuradan itibaren şu haroşa sıralarımı saydığımda şuraya kadar ördüm. Bu 3 haroşa sıramı da saydığımda şurası 57 haroşa sırası oldu. Şimdi 58. haroşa sıramızı yeleğimizin ters tarafından ilmekleri keserken oluşturacağız. Yani toplamda şurasının üzerine 5 düğme iliği açtık ve 58 haroşa sırası ördük. Dediğim gibi 5. düğme iliğimi açtıktan sonra
Şöyle bakın, 2 haroşa sırası daha ördüm altına. Sonra artık tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başladım bu şekilde. Yeleğimi artık bitiriyorum. Ördüm geldim, ters tarafından kesmemizi yapıyoruz yeleğimizin. Kesmeyi de aynı kolda yaptığımız gibi 2 ilmeği birlikte örerek başlıyorum. Bakın ters tarafından kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Sağ şişimdeki ilmeğimi tekrar sol şişime taktım ve ikisi yanındaki ilmekle birlikte ikisini ördüm. Sağ şişimdeki ilmeğimi sol şişime taktım. İkisini birlikte yanındaki ilmekle ikisini birlikte ördüm. Çok sıkmıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. Kontrollü bir şekilde ilmeklerimi kesmeye başladım. Ön taraftan da bu arada 4. haroşa sıram oluştu. Bu alt haroşa sırasını yeleği bitirirken altta ördüğümüz bu haroşa sırasını istediğiniz kadar örebilirsiniz. Siz 4 sıra da örebilirsiniz. 5.yi ilmek kapatırken oluşturabilirsiniz. Ya da benimki gibi de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane haroşa sıramız oluştu ve artık yeleğimizi ilmeklerini keserek kapatıyoruz. Şimdi yeleğimizin önüne yapacağımız buluta gelelim arkadaşlar. Bunu ben sonra kesmesini yapacağım. Şimdi size videoyu kesmemek için bulutu göstermek istiyorum. Başlangıcını göstermek istiyorum. Yine 4 numaralı bir şiş aldım. Siz ilmeklerinizi kapattıktan sonra aynı şişinizle devam edebilirsiniz tabi. Ben size göstermek için 4 numaralı şişimize beyaz ipimi 22 ilmek attım. 22 ilmeğimi attım, geldim. Bir sıra haroşa öreceğiz. Bulutumuzu hep haroşa ilmeklerle öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra 22 ilmeğimizin hepsini haroşa olarak örelim. Evet, bir sıra haroşamı ördüm ve diğer tarafına döndüm. Şimdi bu taraftan artırma yapacağız. Artırmayı nasıl yapıyorum? İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum sağ şişimi. Şu şekilde parmağıma doladığım şu ipimi şöyle çekerek burada bir tane artırma yapmış oldum. Bildiğiniz başka teknik varsa öyle de artırabilirsiniz. Buraya bir ilmek ekledik. Son bir ilmeğimiz kalana kadar diğer ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Burada da son bir ilmeğimden önce bu tarafta da yine bir bu şekilde artırmamızı yapıyoruz ve son bir ilmeğimizi örerek bitiriyoruz. Birinci artırma sıramızı yaptık. Bu tarafa dönüyoruz. Bu taraftan artırma yapmıyoruz. Yani ters tarafından. Ters tarafından artırma yapmıyoruz. Bu şekilde hiçbir artırma yapmadan bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Şimdi ilmek sayımız 22 idi. Demin artırmalarla 24'e çıktı. Evet, hiç artırma yapmadan o sıramı ördüm. Yine artırma sırama geldim, döndüm. Şimdi yine ikinci artırma sıramı yapacağım. İlk ilmeğimi bu şekilde yine örmeden alıyorum. Hemen şöyle artırmamı yapıyorum. İlk ilmeğimden sonra son bir ilmeğime kadar yine haroşa olarak ilmeklerimi örüyorum.
Son bir ilmeğime geldim. Hemen bu taraftaki artırmamı da yapıyorum. Son bir ilmeğimi örmeden ve son ilmeğimi örüyorum. İkinci artırma sıramı da tamamladım. Tekrar yine arkasına dönüyorum. Hiçbir artırma yapmadan tüm ilmeklerimi yine haroşa olarak sona kadar örüyorum. İkinci artırma sıramızı yaptık demiş. Şimdi diğer tarafa dönünce üçüncü artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı 4 kez tekrarlayacağız arka. 4 kez tekrarlamış olacağız. Evet, tüm ilmeklerimi hiç artırma yapmadan ördüm, bitirdim. Diğer tarafa döndüm, yine artırma tarafına geldim. Üçüncü artırmamızı yapıyoruz. Bir tane ilmeğimi aldım, hemen yanına artırmamı yaptım. Ve son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum haroşa olarak. Son bir ilmeğim kalınca görünce bu taraftan da artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırma sıramı bitirmiş oluyorum. Ters tarafa dönüyorum. Hiç artırma yapmadan tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrardan düz tarafa dönüp dördüncü artırma sıramı aynı gösterdiğim gibi yapıyorum. Şimdi bu şekilde üçüncü ve dördüncü artırma sıranızı gösterdiğim gibi yapın. Gelin ben de yapıp geleyim, devam edelim. Evet, 4 kez artırmamı yaptım. 4. kez artırmamı da yaptıktan sonra tekrardan ters tarafından tüm ilmeklerim hiçbir artırma yapmadan ördüm, geldim ve döndüm. Şimdi artık 22 ilmekle başlamıştık. 4 kez artırma yaptıktan sonra elimizde 30 tane ilmeğimiz oldu. Bu 30 ilmeği şimdi hiçbir artırma eksiltme yapmadan 3 sıra haroşa olacak şekilde öreceğiz. Hiçbir artırma eksiltme yapmıyoruz. 3 sıra haroşa sırası olacak. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5 haroşa sıramız var ya. Bu 5 haroşa sıranın üstüne 30 ilmeğin tamamını 3 kez daha haroşa olacak şekilde yapacağız. Yani 5 haroşa sırasından sonra 6, 7, 8 tane haroşa sıramız olacak. Ama bu 3 haroşa sırasını yaparken hiçbir artırma eksiltme yapmayalım arkadaşlar. Şimdi toplamda 3 haroşa sırasını tamamlayıp geleyim. 3 haroşa sıramı ördüm, geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 haroşa sırası artırma yaptıklarımızdı. Onun üzerine 1, 2, 3 haroşa sırası hiçbir artırma eksiltme yapmadan 30 ilmeğimi ördüm. Şimdi artık eksiltmelerimize başlayacağız arkadaşlar. Bulutumuz oluşmaya başlıyor. Bakın bu şekilde. Şimdi şu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden yine alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte bu şekilde örerek kesmemizi, ilk kesmemizi yapıyoruz. Son 3 ilmeğimize kadar tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Son 3 ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizden önceki şu 2 ilmeğimizi birlikte örerek bu taraftaki kesmemi de yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum ve ilk kesmemi tamamlamış oldum. Ters tarafından hiç kesme yapmadan yine tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Düz tarafına dönünce tekrar yine kesme yapacağız. Kesmemizi 3 kez tekrarlayacağız. Evet, tüm ilmeklerimi ördüm. Şimdi ikinci kez kesmemiz için geldik. İkinci kez de kesmemizi yapalım. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesmemi yaptım. Son 3 ilmeğe kadar yine ilmeklerimizi haroşa örelim. Son 3 ilmeğe geldim.
Son ilmekten önceki iki ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. İkinci sıra kesmemi de tamamlamış oldum. Ters tarafına dönüyorum. Tüm ilmeklerimi hiçbir kesme yapmadan örüyorum sona kadar haroşa olarak. Ördüm, düz tarafına tekrar döndüm. Son kez kesme sıramızı, yani üçüncü kesme sıramızı yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu taraftaki kesmemi yapıyorum. Son 3 ilmeğe kadar yine haroşalarımı örüyorum. Son 3 ilmeğimi gördüm. Şu şekilde 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum ve 3. kesme sıramı da tamamladım. Tekrar diğer tarafına dönüyorum. Hiçbir kesme yapmadan örüyorum. Sona kadar düz tarafına dönünce artık kesme yapmayacağız. Bulutu örmeye devam edeceğiz. Bunu da göstereceğim şimdi. Bu sıramızı bitirelim. Döndük ön tarafa. Bakın bu şekilde bulutumuz oluşmaya başladı. Şimdi artık şuradan 4 ilmek keseceğiz. Buradan 4 ilmek keseceğiz. Ortadaki ilmekleri öreceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1. Sağ şişimdeki ilmeğimi sola takıyorum. Yanındakiyle yine birlikte örüyorum. 2. Sağ şişimi sol şişime, sağ şişimdeki ilmeği sol şişime takıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 3. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve 4. 4 tane ilmek kesmiş olduk. Aradaki ilmeklerimizi son 4 ilmeğe kadar haroşa örüyoruz yine. Pardon. Son 4 ilmeğe kadar değil. Tüm ilmeklerimizi sona kadar haroşa örüyoruz. Tekrar ters tarafına dönünce bu taraftan 4 ilmek keseceğiz. Bakın. Şurayı 4 ilmeğimizi kestim. Sonuna kadar ördüm. Diğer tarafına dönüyorum. Diğer taraftan aynı şurada kesme yaptığımız gibi yine 4 ilmek keseceğiz. Bu 1. ve 2. ilmeğimi birlikte örüyorum. Sağ şişimdeki ilmeğimi sola alıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Tekrar alıyorum. 3 ve 4. 4 ilmeğimizi kestik. Tüm ilmeklerimizi şimdi haroşa olarak örelim. Evet, ördüm tüm ilmeklerimi. Bakın bu taraftan da bu taraftan da ilmeklerimizi kestik. Ortada yine ilmeklerimiz kaldı. Bu ilmeklerimizi artık dönünce şimdi yine kesmeye devam edeceğiz. Ve bulutumuzu artık sonra tamamlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Yine ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesmemi yaptım. Ortadaki ilmeklerimi son 3 ilmeğe kadar yine haroşa olarak örüyorum. Yine ilmeklerimizi azaltmaya başladık. Son 3 ilmeğe geldim. Son ilmekten önceki 2 ilmeği yine bu taraftan da birlikte örerek kesmiş oldum. Ve son ilmeğimi ördüm. Birinci kesme sıramı yaptım. Arkaya dönüyorum. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön tarafa dönüyorum. Yine kesme yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte örüyorum. Son 3 ilmeğime kadar ortadaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son
son 3 ilmeğime geldim. 2 ilmeğimi birlikte örerek bu taraftaki kesmemi de yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde kesmemi yine yaptım. Yine tüm ilmeklerimi ters taraftan hiçbir kesme yapmadan haroşa olarak örüyorum. Yine tekrar dönüyorum düz tarafından. Kesmemi yapıyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi yine aynısı gibi birlikte örüyorum. Son 3 ilmeğime kadar örüyorum. Son 3 ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bu taraftaki kesmemi de tamamladım. Bakın zaten bulutumuz da ortaya çıktı. Şimdi hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizi haroşa örüyoruz yine. Tekrar düz tarafına dönüyoruz. Yine hiçbir işlem yapmadan artık kesmelerimiz bitti. Tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Ters tarafına. Tekrar diğer tarafına dönüyoruz ve ilmeklerimizi artık şimdi kapatacağız. Şöyle ikisini birlikte örerek başlıyorum. Sağ şişimdekini sol şişime takıyorum. Yine yanındaki ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Sağ şişimdekini sol şişime takıyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum. Ve aynı işlemi tüm ilmeklerimi kapatana kadar tekrarlıyorum. Bakın. İlmeklerim kapanıyor. Ve bulutum şöyle bir ilmek alarak bulutumu örmüş oldum. Şimdi buluta siyah ipimizle göz işleyeceğiz. Evet, bulutumuz tamamlandı. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizi de kapattıktan sonra şimdi buraya göz işlemeleri yapacağız. Sonra bulutumuzu yeleğimizin bu istediğimiz bir kısma, yani şu alanda bir kısma dikeceğiz, sabitleyeceğiz. Sonra altına yağmur damlaları işlemesini yapacağız. Ben ilmeklerimi kapattıktan sonra düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Bu şekilde bakın yeleğim tamamlandı. Şöyle. Şimdi artık bulut ve işlemesine geldik. Şimdi bulutumuzun önce göz işlemesini yapalım. Siyah ipe ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bakın, şöyle ben göz kararı yerlerini belirliyorum. Şuradan iğnemi takıyorum. Bakın şu kısım var ya, şöyle kesme 4 ilmeğimizi kestikten sonraki kısmın hemen 1, 2, 3 haroşa altından iğnemi bu şekilde çıkardım. Şöyle bir çapraz yapacağım. Bakın şöyle hafif çapraz yapacağım. 1, 2, şöyle 1, 2 haroşa sayıyorum. Şu iğnemi taktıktan sonraki şuraya şu hafif çaprazlamasına iğnemi bu şekilde takıyorum. Bakın böyle bir hafif şöyle eğri bir işleme yaptık. Sonra şöyle arkasından şu hizadan iğneyi çıkardığım yerin şu hizasından şöyle bir, şöyle de olabilir, şuradan 1-2 ilmek kadar 1-2 haroşa sonrasından iğnemi çıkardım. 1-2 haroşa bu şekilde çıkardım. Ve şuraya yeniden iğnemi taktım. Bu şekilde arkasından çektim. Sonra tekrar iğnemi şu arkadan taktım bu şekilde. Yine şöyle çapraz, aynı şuradaki gibi onun hizasına şöyle batıyorum. Bunları göz kararı yapıyoruz arkadaşlar. Yine de ben iki sıra falan diye söylemek istiyorum size. Bakın bu şekilde bulutumuzun gözü, bir gözü oldu. Sonra
karşıdan eşit olacak şekilde. Bakın şöyle çapraz yaparsak, şöyle de şurayı yapıp şurayı yaparsak yine aynı hizaya gelmiş oluyor. Yani bunu battıktan sonra 1, 2, 3 haroşa sonra falan bu şekilde çıkarıyorum. Şöyle 3 diş sonra hemen çapraz bir şekilde yine batıyorum tam şunun karşısına. Batıyorum, çekiyorum. İpim çıktı, takayım. Normal bir iğne de olur. Kalın bir iğne de olur. Benim elimde bu vardı. Evet, bakın çapraz yine oldu. Hemen şu karşıdan yine çıkarıyorum. Şöyle. Şu diğer gözle eşit olsun diye uğraşıyorum. Şurası. Çıkardım. Karşıya taktım. Hemen buradan yine iğnemi çıkardım arkadan. Ve yine çaprazlamasına şöyle karşılıklı bir şekilde aynı hizada olsun diye bu şekilde bu gözümü de yaptım. Bakın çok hoş bir göz işlemesi oldu bulutumuz için. Şöyle düzeltebiliriz iğneyle. Bu şekilde oldu. Şimdi bulutu sabitleyeceğiz arkadaşlar. Ben şöyle şurayı sökülmemesi için kapatayım. Düğüm atayım ki sökülmesin. Evet. Keselim siyah ipimizi. Göz işlemimiz bitti. Şimdi artık şöyle yerleştireceğiz. Nereye yerleştirmek istiyorsanız bu kısımda bir yere. Ben şöyle şu artırmalarımı bittiği yerin biraz altına denk geliyor. Bakın şurası. Bu şekilde sabitlemek istiyorum. İsterseniz direkt dikebilirsiniz. Tam ortaladım. Şöyle tam ortaladım. Şöyle iğneyle sabitleyebilirsiniz. Sonra dikimini daha kolay yaparsınız. İsterseniz iğneyle sabitlemeden de dikebilirsiniz. Bu şekilde dikimimiz düzgün olsun. Bakalım düzgün oldu mu? Şöyle bakayım. Evet. Şimdi normal bir iğne alıyoruz. İğnemiz. Evet, dikelim. Şöyle zaten sabitledik. Arkasından şöyle iğneme şöyle bir iğne dikiş iğnesi ve dikiş ipi arkadaşlar. Bu şekilde arkadan şöyle bulutun üzerinden çok belli etmeyecek şekilde bu şekilde küçük küçük dikişler yapıyoruz. İğneyle sabitlediğimiz için kolayca da dikebiliriz. Bu şekilde tamamen etrafını iğnemizle dönüyoruz. Şimdi ben size çok vakit kaybettirmemek için zaten anladık yerini de. Şimdi ben yağmur damlası işlememizi yapacağım. Bulutumuz buraya sabitlendi. Şöyle ipimizi yine büyük iğnemi aldım. Bu dikilip de şu iğneler çıktıktan sonra daha düzgün duracak bulutumuz tabii ki arkadaşlar. Düğüm attım ucuna. Şimdi masa üzerinde dikerseniz daha düzgün olur böyle işlemeler. Şimdi bakın şuradaki şu ilmekten başlayacağım ben işlemeye. Arada 1, 2, 3
ilmek atlayacağım. Dördüncü ilmeğe yine işleme yapacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek atlayacağım. 3 ilmek atlayacağım. Dördüncü ilmeğe yine işleme yapacağım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bulutun altından istediğim bir yerden başlıyorum. Şu hizasından, bakın şu hizasından, şuradaki ilmeğin hizasından, mesela şuradan işlemeye başlayacağım. Ben elimi yeleğimin içine aldım. Hemen şu hiza, şöyle buradan çıkardım. Şöyle şuradan çıkarmam gerekiyordu. Şuradan küçük yapmışım. Durmuyor ipim. Tekrar burada. Bakın şöyle hizalı, gördüğünüz gibi şu başlangıç yerinden. Şimdi bu ilmeğim var ya, bakın bu ilmeğimin burasına ve ilmeğin karşı yerinden çıkarıyorum. Bir V şeklinde oluşturuyorum. Çıktı buradan, hemen bu ilmeğin dibine yine iğnemi takıyorum. Bu şekilde arkadan çekiyorum. Gördüğünüz gibi V şeklinde yağmur damlamız oluştu. Şimdi bu ilmeğimizin üzerine yaptık. 1, 2, 3 tane sıra atlıyoruz. Şu ilmeğimizin üzerine yapıyoruz. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aynı karşılıklı olması için. Bakın karşılıklı ilmekler mi? Evet, sıra atlamayalım, yani bir alt sıradaki ilmeği yapmayalım. Bunun gibi tam buraya olması lazım. Evet, çıkardım. Şöyle ilmeğin hemen burasından taktım, karşısından çıkardım. Çektim ve hemen şu dibine yine iğnemi taktım. Bu şekilde bakın. Kaydırdık mı? Evet. Bir alt oldu. Buna işte çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir üst ilmeğe yapmam gerekiyormuştu. Bakın. Şu ilmeğe olacak yani. Şuna. Şöyle şuradan çıkarayım. Bir üst ilmeğe. Bunlara dikkat ederek yaparsanız işlemeniz güzel olur. Biraz zahmetli ama bitince gerçekten değiyor. Evet, yaptım bir hemen karşılıklı. Hemen 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncüye tam karşısına bu şekilde çıkarıyorum. Bakın ikinci yağmur damlamda oluştu. Hemen tam karşısını daha dikkatli yapayım bu sefer. Evet. Şöyle yapıyorum. Çıkarıyorum. Ve devam ediyorum. Yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncünün içine tam karşısına yine 1, 2, 3. Evet, tam karşısı bir tane daha yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Tam karşısı mı? Evet. Şimdi bir daha kontrol edeceğim. Bakayım düzgün yapıyor muyum? Evet, düzgün gidiyor, bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yağmur damlası yapacağız. Evet. Altı tane yağmur damlam tamamlandı. Bakın hemen bu bulutumun, hani buraya, buradan başlamıştık ya, yine burada oldu. Bulutu dikince daha düzgün olacak zaten, görünecek. Bu şekilde altı yağmur damlamızı oluşturduk. Şimdi
Arada 3 tane ilmeğimiz var ya, 1, 2, 3. Bu 3 ilmeğin şu ortasındakine işleme yapacağız. Yani bu ikisinin tam ortasına denk gelecek alttaki. Böyle azalarak yağmur damlalarımız teke düşecek. O şekilde işleyeceğiz. Şimdi göz kararı aralarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şuradan seçtim. Buradan yani 1, 2, 3, 4. ilmeğe. Şundan sonraki 4. ilmeğe yapıyorum. İstediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3 tane ilmek var arasında. Ben ortadaki ilmeğe şimdi ilk yağmur damlamı yaptım. Şimdi bu taraftan çıkarıyorum. Bunu buradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde ikisinin ortasına denk geldi. Hemen tam karşısını kontrol ediyorum. Evet. Yine bu şekilde takıyorum. Buradan çıkarıyorum. Ve şu ikisinin ortasına denk gelecek şekilde iğnemi çıkarıyorum. Tekrar yine tam karşısı mı dikkat ediyorum, değil sanırım, bir üst öyle görünüyor. Evet, dikkatli bir şekilde yapıyorum. Yine yaptım ve ortalarına bakın denk gelecek şekilde devam ediyorum. Bu şekilde. Hemen yine şunun ortasına yapacağım arkadaşlar. Mantığı anladık. Gösterdiğim gibi yine buraya da şu ikisinin ortasını da yapıyorum. Sonra alta atlıyorum. Aynı yine bu aralıkta yaptığımız gibi bu aralıkta da şuraya, şuraya, şuraya. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. 1, 2, 3, 4, 5'e düştü. 4'e düşecek. 3'e, 2'ye ve 1'e düşecek. Böyle üçgen şeklinde yağmur damlamızı işleyeceğiz ve yeleğimizi tamamlayacağız. İşlememiz de bu şekilde arkadaşlar. Yeleğimizi artık gösterdiğim gibi kolaylıkla işleyebilirsiniz. Ben şimdi dikimlerini yapıyorum. İşlemesini yapıyorum. Tamamlayıp geliyorum. Evet, yeleğimi tamamladım. Bitirdim. Yağmur damlalarımı da gösterdiğim gibi işledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde düğmelerimizi de dikmiştik zaten. Güzel, kullanışlı bir bebek yeleği oldu. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram sayfam Nevince Hobiler. Instagram'dan da bu modelimi ve bunun gibi başka diğer bebek yelek modellerini görebilirsiniz. Hoşça kalın.